Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Xitay Ladakh'nın hazırkı haletini zorluk bilen özgertişke urunmakta. Hindistan vakit gezdiğinin 5. yanvardaki haberde bildirilişçe, Xitay Ladakh'nın hazırkı haletini koral küçü bilen özgertişke urungan. Haberde kayıt kılınışça, Hindistan Devlet Müdafiye Ministeri Rajnath Singh'e Xitay armiyesi bu sahanın hazırkı haletini zorluk bilen özgertişke urundi. Hindistan armiyesi mi Xitay tarafının herkandak hareketine takabil duruş üçün puhtu tayarlık kıldı digen. Hindistan Devlet Müdafiye Ministerliğinin aşkarlaşça Hindistan Hava Armiyesi yeniden ciddi ilişki başlayan vaziyetke takabül duruş için Hindistan askerlerini tiz süratte hareketlendirişke başlayan bulup toplanan kısımlar, zembirek, tanka ve okdoru katarlıkları hazırlanan. Tihimi köp arkısap askerlerini uğrullaştırış için yol ve kövrükler tizlikte yasalgan. Melun buluşça 15. iyon Galvan Vadisi'ndeki sürgülüşte 20 Hindistan askeri ölgen vakada Xitay zor talabetke uçurgan bosumu bırak Xitay taraf akbaratka aşkarı kılmağan idi. Hindistan armiyesi Pangong Tiso'nun Canubi Kırgıkı'da strategilik igizlikini kolgu keltürgen. Hindistan armiyesi hazır Pangong Tiso'nun Canubi Kırgıkı'daki uğrularını igilip bu sahani pütülleri kontrol kılgan. Hindistan armiyesi bu igilik hukuku arkalı Xitay'nın harbi hareketini inik küzetmekteyken. Hindistan Devlet Müdafiye Ministeri Rajnath Singh'in bildirişçe Xitay bilen Ladakh meselesi de 8 ay söhbet ötküzgen bosumu, bırak söhbette hiç kandak ehmiyetlik ilgirleş bulmağan. Xitay konsulxanası aldıdaki yaşlarının namayışı 3. haftaya kadem koydu. Xitay'nın İstanbul'daki Xitay Baş Konsulxanası aldıda ötküzülüvatkan Uyghur yaşlarının tinç namayışı 3. haftaya kadem koydu. Yaşlar her günü etken saat 9'dan kes saat 6'ya Xitay Konsulxanası aldıda turuvatkan bulup, bugün karşılık hareketi 3. haftasiga kadem koydu. Her günü 30'a yakın yaşının havanın soğuk buluşuğu karmay hazırgıcı izdirgi bulmağan ya ki Xitay tarafından ceza lagırığa türmelerge kamalgan uruk tukkallarının suretleri çürülgen tahtaylarını tutup namayışını devamlaştırmakta. Yaşlar kışının soğuğu karmay karşılığını devamlaştırıvatkan bulup Türkiye'deki öktüçü partiyalar Türkiye ve halkaradaki danlık ahbarat oranlarının dikkatini kozgudu ve ziyaretini kabul kıldı. Malum buluşça 6. yanvar Saadet Partisi İstanbul Şöbesi'nin Bilal Genç Alip Efendi'nin yetekçilikideki bir heyet yaşlarını ziyaret kılıp partiya namedin yaşlarının cesaretine apirin etkan hem de onlarını kollaydıganlığını bildirgen. Şunaklı 5. yanvar Kelecek Partisi'nin muavin reislerinden Sema Selkin Ün Efendi, Abdullah Başçı Efendi Katarlık bir ömek Kelecek Partisi'ne vakaleten yaşlarını ziyaret kılıp, onlarını kollaydıganlığını bildirgen. Afganistan'da tutulgan Xitay casuslarının 8'inin Uyghur ikenliği ilgiri sürüldü. Fransiya agentliğinin 7. yanvardaki haberde bildirilişçe Xitay tarafından Afganistan'da sahte teşkilat kurmakçı bulup tutulgan Xitay casusları içindeki 8 kişinin Uyghur ikenliği ilgiri sürüldü. Afganistan emeldarları terörlük faaliyetleri bilen şugullanmakçı bulgan Xitay casusluk teşkilatının kolgu çüşkenliğini delilleyen idi. Bazı taratkular Afganistan'ın ötken yılının ahırda Kabul'da casusluk ve terörlük hareketleri bilen şugullandı deyip guman kılıngan 10 Xitay puhrasını kolga alganlığını haber kılgan idi. Hindistan vakit gezdiğinin 7. yanvardaki haberde Afganistan Devlet Bihaterlik İdarisi'nin başlığı Saraj parlamentte Xitay'nın bir türküm gumanlık casuslarını kolga alganlığını delilleyen. Ama Saraj bu bir sezgür mesele bolgaçka tepsilatlarını aşkarlamayman degen. Haberde resmi menbeler nakil ilingan bulup Xitay'nın besimi bilen Afganistan dairleri casusluk ve terörlük hareketi bilen guman kılıngan 10 Xitay puhrasını kaytırıp birleşke mecbur bolgan. Mezkur casuslar 2. yanvar Xitay dairleri uğrullaştırgan alahide ayruplanda Xitay'a elip getilgen. Merkezi Akbarat Agenetliğinin aşkarlaşça kolga ilingan 10 Xitay puhrası içi de Liyangyang bilen Şahun'dan başka 8 kişi Uyghur iken. Hindistan vakit gezdi Afganistan dairler bilen münasifetlik menbelerinin sözünü nakil geldirip haber kılışça Afganistan Bihaterlik Organi Afganistan'da sahte Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı kuruluşu urungan casuslarının iki Xitay'nın başlamcılığı 8 Uyghur'un katnışı bilen planlanğanlığını yekülleyen. Xitay mezkur sahte Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı elip bargan terörlük vakasından paydalanıp
Şarkı Türkistan İslam Hareketi ve Uyghur Kişilik Hukuk Faaliyetçilerini halkarada ayıplamakçı bolgan. Tekşürgüçiler Liyanyang bilen Xiaohong başçılıkıdaki casusluk adretinin Xitay Devlet Bihaterlik İdarisi bilen alakısı varlığını hem de Afganistan Halk Askerleri Teşkilatı Taliban'ın bir kısmı bulan terörlük teşkilatı Haqqani bilen alakı kılgallıkını baykıgan. Merkezi Akhbarat Agentliğinin haber kılışça, gerçi Xitay ilgiri terörlük teşkilatlarının terörlük hareketini kolluqallıkını köp kıtım ratkılgan bolsumu, ama Afganistan'daki Xitay Devlet Bihaterlik İdarisi'ye bağlanan casusluk adreti Afganistan'daki terörlük teşkilatları bilen bolgan alakısını saklıgan. Hem de mezkur Xitay casuslarının yeniden partlatkış doğra ve başka terörlük materyalları tepilgan. Bu paketler Hindistan'ın ilgiri Xitay'ın terörlük teşkilatları bilen alakısı barlıqı ve onlarını kolluqallıkını bildirip elan kılgan ayıplaşlarını ispatlap bergen. Malayşiyada mavzudun resimleri bilen bezelgen restoran hocayını kolga elindi. Amerika Avazı'nın 7 yanvardaki haberde bildirilmişçe, Malayşiyadaki Hunan restoranı mavzudun baş teme kılıngan resimler bilen bezelgenliki sebeplik restoran hocayını kolga elingan. Şimali Amerika rakamlık taratkosu Vice yerlik Malayşiya taratkolarının haberde aşkarlaşça, Malayşiya sakçıları amevi uçur tapşırıp algan lekin 2 yanvar Xitay restoranını tuyuksuz tekşürüp, mavzudun baş teme kılıngan resimler ve tam kaygazlarını elivetken. Mao'nun sürüti çüşürülgen süratlerini müsadır kılıp, restoran hocayını kolga algan. Şangali açık çüçükleri namlı Hunan aşkhanesi mavzudun ve onun komünizm ideyası asas kılıngan yizik ve süratler bilen bezelgen. İctimai taratkularda elan kılıngan süratlerde körüstülüşçe, restoranda mavzudun 5 yıldız çüşürülgen herbi formu kiyip, kızıl kitabını tutup durgan sürdüdün başka, Jallat Mao'nun üzündüleri bar iken. Pı'nın Cinayi İşler Razıvetki bölümünün başlığı Malayşiya Devletlik Akhbarat Agentliği'ye bu restoranın kanunsuz cemiyetini teşvik kılgallıkı sebeplik tekşürülgenlikini, restoranın temedeki teşvikatlarına çekip etilgenlikini aytkan. Eğer cinayeti bekitilse bu aşkanın hocayınıga cerimanı koyulışı veya ki 2 yıldın yukarı müddetli kamak cezası berilişi mümkün iken. Ma'lum bo'lishicha, Malayziyadagi Xitoylarning sovuq munosabatlar urushi mazgilida qilgan isyonlari Malayziya ammasi va hukumatining kommunizmga qarshi sezgirligini qo'zg'agan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy kommunistlarining chet eldagi Xitoylar bilan aloqani kuchaytirishi sababli bu sezgirlik texmo oshgan. Yana bir majburiy amgak zavodi o'tirg'i chiqdi. 2017 yılı başlanan kan kölemlik tutkunluğun her türlük bahanları bilen tutkun kılınan Uyghurlar her türlük mecburi emgeke silinip kul ornuda işildilip gelmekte. Bugün ictimai uçur vasıtı tarqalgan bir sında Şarkı Türkistan'ın Ahtu Naisi Bari Niyesi'deki tokluk esvaplar işlep çıkardığan bir zavut tonuşturulgan bulup, sında zavutunu tonuşturgan Xitay bu zavutu 146 kişinin işleydiğalıqı, onların öyde işildildiğen tokluk, çırak, telefon, zaretli güç qatarlıq, Neçhil türdeki nerslerinin içki esvaplarını işlep çıkardığalıqını, bu zavutta işlevatkan kız oğullarının hemmesinin yerlik halıq işkerlikini, onlarının aile ehvalini közdü tutup, 9. ayda 5 gün dem ilişki koyup berip, itizirik işlerini kılıb ilişki pürset bergerlikini etkan. Tacavuzcu Xitay Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek sırının sırtkı dünyaya aşkarlanışı bilen, mecburi emgekini inkar kılış üçün, onu izcil hizmetki uğrullaştırış, namratıqtın kutulduruş, İş ilgisi kılıç qatarlıq namları bilen yalgan yavdaq teşvikatlarını tarqıtıp gelmekte. Hatta yığınqı küllerde bu türdeki teşvikatlarını küçeytip, xalqara cemiyetin kilovatkan besimini tövelletişke urunmaqta. Amerika Devlet Meclisi'ye bastırıp giriş vakalarda 4 adam kaza kıldı. Paytaxtta namayiş ötküzgen Trump kolluqçilerinin bir kısmı sakçılarının tosaklarını büsüp ötüp, Devlet Meclisi binasığı kirdi. Prezident Donald Trump kolluqçilerinin Amerika paytaxtı Washington'daki Devlet Meclisi binasığı besip girişinden kin yüz bergen vakalarda 4 adam kaza kıldı, kem digende 52 adam nazarat astığı eylendi. Paytaxt Washington'daki vakalardan kin devlet miqyası da 15 günlük ciddi halet elan kılındı. Amerika taratkoları ciddi haletinin 21. yanvarıcı devamlaşıdığalıqını bildirdi. Washington'da şu yer vaxtı 6. yanvar saat 18'den başlap koçuğu çıkış çeklemesi elan kılındı. Paytaxtı namayışı ötküzgen Trump kolluqçilerinin bir kısmı sakçılarının tosaklarını büsüp ötüp, Devlet Meclisi binasığı kirdi. Sakçılar binağı kirgen namayışçılarga yaş akkuduş bombası işletti. Binadaki sürkülüşte yarlanğan bir ayal kaza kıldı.
Washington Saqchi İdarisi bayanat e'lon qilib, Davlat Majlisi binosidagi surkilish asnosida yaralangan ayolning doktorxonada davolash unum bermay qaza qilganligini uqtirdi. Ammo qaza qilgan ayolning kimligiga doir uchurlarni e'lon qilmadi. Washington Saqchi boshlig'i Robert Conte vaqalarda yana 3 kishining qaza qilganligini bildirdi. Hayotidan ayrilganlarning birining er, ikkisining ayol ekanligini va bu kishilarning doktorxonalardagi jiddiy qutqizish bo'limlarida qaza qilganligini tilga olgan Saqchi boshlig'i Robert Conte mo qaza qilgan kishilarning kimligini oshkorlamadi. U yana bu vaqada 14 saqchining yenik yaralanganligini, kam deganda 52 kishining nazorat ostiga olinganligini bildirdi. Xavfsizlik kuchlari Davlat Majlisi binosiga yaqin joydan tepilgan portlatqich moddaning cho'p tashlanganligini xutirdi. Bu o'zgarishlardan keyin Davlat Majlisidagi Joe Bidenning prezident bo'lib saylanishini ma'qullash yig'ini vaqtliq to'xtatildi va yig'inga riyosatchilik qilgan muavin prezident Mike Pence binoning sirtiga chiqarildi. Penis binadan chiqib uzun o'tmaylar bayonot berib, namoyishchilarni Davlat Majlisi binosidagi voqealarga xotima berishga chaqirib, zo'ravonlikka yo'l qo'ymaydiganligini eskertdi. Orqadan Kengash palata a'zolari mo Davlat Majlisi binosidan tarqoqlashtirildi. Yangidan saylangan prezident Joe Biden muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Amerika demokratiyasi va qonun bilan idora qilishga qaratilgan hujumlarni to'xtatishga chaqirdi. Biden Trump'a xitob qilib, u cho'qim kameralarni oldiga chiqib, Davlat Majlisi binosidagi qo'rchavga xotima berishi kerak dedi. Pensilvaniya shtati boshlig'i Tom Wolf Twitter orqali e'lon qilgan bayonotida namoyishchilarning poytaxt Washingtondagi Davlat Majlisi binosiga kirishiga siyosiy o'zgarish deb baho berdi. Bu o'zgarishlardan keyin Trump davlat muhofazachilarining Davlat Majlisi binosidagi voqealarga aralashishi to'g'risida yo'l yo'riq tushirdi. New York valisi Andrew Cuomo o'zining Twitter adresi orqali bayonot e'lon qilib, "Men Amerika davlat muhofazachilarining talabiga binoan New Yorkdan 1000 muhofazachini poytaxt Washingtonga 2 hafta vazifa o'tash uchun o'rinlashtiryapman" deganlarini qayd qildi. Donald Trump ijtimoiy aloqa to'rida uchur ham bahrlab namoyishchilarni tinchlikni saqlashga chaqirdi. Jiddiylik kuchayib ketgandan keyin Donald Trump sin ko'rinishlik uchur ham bahrlab, "Ular bizdan saylamni o'g'irildi. Ammo hozir sizlar cho'qim uyinglarga qaytishinglar kerak" dedi. Prezident Trump voqealar boshlanishdan ilgari bergan bayonotida bo'lsa, o'zining prezident saylamidagi mag'lubiyatini qabul qilmaydiganligini va kurashni to'xtatmaydiganligini bildirgan edi. Trump 3 noyabrdagi prezidentlik saylamining natijasini ovozga qo'yish maqsadida uyushtirilgan Davlat Majlisi yig'iniga norozilik bildirish uchun Washingtonga to'plangan qo'llovchilarga o'q o'tmas aynakning orqasida turib xitob qildi. Trump o'zining saylamning haqiqiy g'alaba qilg'uvchisi ekanligini ilgari surib, "Men mag'lubiyatni hargiz e'tirof qilmayman, voz kechmayman" degan edi. Xitoy Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining noroziligiga inkas qaytirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying muxbirlarni kutib olish yig'inida Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislarining Xitoyga kelib, virus manbasini tekshirib, tadqiq qilish masalasida hamkorlashib, yaqin aloqani davomlashtiryapmiz dedi. U Xitoyning bir tarafdan barliq kuchi bilan o'z ichidagi vaboni tizginlash uchun xizmat qilayotganligini, yana bir tarafdan Xitoyga keladigan mutaxassislar uchun tayyorliklarni qilayotganligini eskertib, mutaxassislarga tekshirish masalasida eng yaxshi imkoniyatlarni yaratishga tirishayotganligini qayd qildi. Kuzatuvchilar Xitoyning butunlay yolg'onchilik qilayotganligini, mutaxassislarning Xitoyga kirishini kechiktirish orqali ko'z bo'yamchilik qilish uchun yolg'on sahna hozirlashga tirishayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Amerika bilan Tayvanning harbiy dialog o'rnatishiga qarshi ekanligini bildirdi. Xitoy Amerika bilan Tayvan o'rtasida harbiy dialog o'rnatishga qarshi turganligini va o'zgarishlarni kuzatib, tegishlik javob qaytarganligini uqtirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Beijingdagi kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Tayvan bilan Amerikaning harbiy dialog o'rnatish qarori doirasida o'tkazilgan sin ko'rinishlik yig'ini haqida to'xtaldi. Tayvanning Xitoyning davlat egalik huquqi va zamin butunligi masalasi ekanligini jar solgan Hua Chunying Beijingning o'zgarishlarning yo'nalishiga qarab tegishlik javob berdiganligini va davlatning egalik huquqi va bexatarlik manfaatini qat'iy qo'g'daydiganligini ta'kidladi. U Amerikani Tayvan bilan bo'lgan barliq harbiy va rasmiy munosabatlarni to'xtatishga chaqirdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi ministrligining siyosiy va harbiy ishlar maslahatchisi Rick Clark Cooperning 6 yanvarda Tayvan bilan bo'lgan siyosiy va harbiy suhbat ramkisi ichida sin ko'rinishlik yig'in o'tkazilganligini uqtirgan edi. Tayvan doirlari ikki tarafning siyosiy, harbiy va bexatarlik sohalaridagi quyuq hamkorlikni oshirish uchun
her xil yollar arqalıq alaqalı işini devamlaştırıp atqalıqını bildirgen idi. Hong Kong'da sabıq parlament əzalarını mı öz içi alğan 53 öktiki tutqun kılındı. Xitayning Hong Kong alayidi məmuri rayonda saxçılar dövlət bexatirlik qanunuğa xilaflıq qıldı degen səbəb bilen sabıq parlament əzalarını mı öz içi alğan 53 öktikini tutqun kıldı. Hong Kong mətbuatlardaki xəbərlərge asaslanğanda bu tutqun kılıçdan səbəbi öktikler tərəfindən 2020 yılı 9 ayda ötküzülməkçi bolğan qanun kengişi saylamağı tayarlı kılıç üçün təşkildigən dəsləbki saylam ikən. Öktikilerin kanun kengişi saylamağı katnışıdığan namzatlarını belgeleş üçün 2020 yılı 11 yıldın 12 yılı için ötküzülgen dəstlepki saylamını hükümetinin təsdiqsiz ötküzgeldeki ilgiri sürüldü. Öktikçi gruplar tarafından öz təşebbüsü bilen ötküzülgen bu saylamağı katnışıcı 53 kişi hükümetinin ağdırışı urunuş cinayeti bilen ayıplanıp tutkun kılındı. Kolga ilinğallarının içi de sabıq parlament əzalarının mübarlıqı bildirilmekte. Hong Kong valisi Carrie Lam öktikçilerini dəstlepki saylamının dövlət bexatirlik qanunuğa xilaflıq qılğanlıq bulduğanlıqı haqqıda agahlandırğanlıqını ve Xitay rejiminin mu saylamını qanunsuz deb ayıplaganlıqını bildirdi. Yeni bir tarafdan saxçılar sotnun buyruğu bilen dövlət bexatirlikiga dair hüccetlerini axtırış üçün öktikçi taratqulardan alma kündelik gezeti ve turaqlıq haberlerinin işxanlarına besip girgen. Hong Kong bexatirlik işleri katibi John Lee qanun kengişide qılğan sözü de tutqun qilish hareketinin Hong Kong hükümetinin kanuni mecburiyetiga aralashish ve hükümetini ağdırışqa urunuş cinayetiga qartılganlığını aytqan. Kuzatkuchilar Hong Kongning barğansiri Xitay kommunistlarining changaligiga tushib qolayotganligi, Xitay va'da qilgan atalmış bir davlatda ikki xil qonun sapsatisining alla burun reallikda yo'qolishqa boshlaganligini bildirishmoqda. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 13830'a yetti. 6 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sihye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 13830'a yetkenlikini ilan kıldı. Sihye Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb guman kılıngan 182645 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 13830 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Növbette 1458 kişi doktorxanada bulup, bir gün içinde yana 191 kişi kaza kılıp, 8702 kişinin salametliğe əsliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışı başlığından beri salametliğe əsliğe gelgenler cemi 2.164.040'a, kaza kılgallar 22.070'ke, kesili iğir bimarlar 3303'ke yetgen. Fahrettin Koca yana iğir yuqumlanğıçlarının sanının azıyıp atkallıqını ve şunun bilen birlikte kaza kılgallarının mu sanının azıyışı üçün tedbirler ve çekilimlerge devamlı riayi kılış gerektiğini bildirdi. Minister Fahrettin Koca yana Xitay virüsüge karşı yerlik vaksininin sınaq kılış baskıcıgı kelgenlikini ilan kıldı. Fahrettin Koca aktif bulmağan 3 vaksini namzatımız Türkiye Doğrugerlik ve Davalaş Üskünleri İdarısı'nı iltimas sunup, insanlar üstüde sınaqlarını başlaşkı icazatname talep kıldı. Yerlik vaksina sınaq qilish bosqichiga qadam qo'ydi dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.